Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından ilçedeki madenin işletilmesi adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden ilçesinde polimetal maden sahası ihale süreci değerlendirme toplantısı düzenlendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bulunan maden rezervlerinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde kurulan Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi için başvuruda bulunulmuş ve ihale tarihi 21 Nisan'a ertelenmişti. Maden ilçe sahası içerisinde bulunan polimetal maden sahası ihalesiyle ilgili olarak ihale şartnamesinin bölge halkının beklentileri doğrultusunda değiştirilmesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Bakır Madenliler Derneği'nin daveti, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ETSO Başkanı Asilhan Arsan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakır Madenliler Derneği Başkanı Yaşar Altundal, 21 Nisan'da ihalesi yapılacak maden sahası için izabe tesisi kurulmasının şartnamede yer almasını istediklerini söyledi. Bulunan yeni maden cevher sahasında 21 Nisan'da yapılacak olan ihalesi öncesi ilimiz ve insanlarımızın beklentisi olan izabe tesisi kurulması şartının da ihale şartnamesine ilave edilmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz ilçemizin, bölgemizin yeniden eski günlerine dönmesi, insanlarımızın mutlu olmasını sağlayacaktır. Maden tekrar eski canlılığına kavuşacaktır. Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bölgeye katkı olması için ilçe halkının çıkarılacak madenlerin ilçede işletilmesini istediğini söyledi. Vatandaş olarak, madenler olarak bu tesisin üretiminin ilçede yapılması, ilçemizin yeniden eski günlerine kavuşması ve bölgeye katma değer sağlanması arzusundayız. Tabii ki bizim gönlümüzden geçen yerel girişimci bir kurumun, yerel girişimcilerin burayı alması. Ama olur ki bu netice teknik bir şartnamedir. Yarın şartlar oluşursa, yerel girişim bunu alamamış olsa bile tesisin burada kurulması için mutlaka kamuoyunun oluşturmasına devam edilmesi ve bu tesisin burada kurulmasını sağlamak lazım diye düşünüyorum. ETSO Başkanı Asilhan Arslan süreci değerlendirerek isabet tesisinin neden ilçede olması gerektiğini anlattı. Arslan, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervinin bulunduğu ilçenin üretim üssü olmasını istediklerini kaydetti. Neden diyoruz ki izabe tesisi kesinlikle ve kesinlikle maden sahasının içinde olmalı? Neden diyoruz ki iade şartnamesi bir bedel karşılığında değil de kar paylaşımı şeklinde rödevans yöntemiyle ihale edilmeli? Burada hem kamunun menfaati var, hem ülkenin menfaati var, hem Elazığ iş dünyasının menfaati var, hem maden ve bölgesinin menfaati var. Biz diyoruz ki Elazığ'da, maden ilçesinde, madem Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi bulundu, bunun üretim üssü maden olmalı, merkezi. Ama biz biliyoruz ki Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Elazığ'ın başka bölgelerinde, Malatya'da, Tunceli'de, Bingöl'de de irili ufaklı onlarca bu ve benzeri maden sahaları var. Bir üretim tesisi nerede kurulur? Ham maddenin en yoğun olduğu yerde kurulur. Bu gerekçeyle istiyoruz. Ve bu gayet normal, gayet haklı bir talep. Elazığ Ticaret Sanayi Odası buradan kendine bir iş çıkararak bu talebi istemiyor. Maden de bunu bunun için istiyor. Bir zenginleştirme ünitesinden geçecek, filatasyon tesisinden geçecek. Geçtikten sonra içinde demir olacak. Demiri ayrı ayrıştıracağız. Bunun için son derece modern büyük bir tesise ihtiyaç var. Demiri ayrıştırdıktan sonra pirit kalkopiriti ayrıştıracağız. Pirit kalkopiriti ayrıştırırken pirit kalkopiritten süfrik asit elde edeceğiz. Bir yandan o anda kobaltı ayrıştıracağız. Sonra liçleme yöntemiyle
bakırı ve özür dilerim, altın ve gümüşe ayrıştıracağız. En son elimizde bakır kalacak, onu işleyeceğiz. Son derece kompleks, son derece hassas bir üretim bandından bahsediyorum. Devasa bir tesisten bahsediyorum. 500 milyon dolar yatırım bedeli olan bir tesisten bahsediyoruz. 3000-4000 kişiye istihdam sağlayacak. Ve bunun uç ürünleri, çıkan bu madenlerin metale dönüşmesinden sonra çıkan tüm uç ürünlerinin işlenerek asıl yüksek katma değerli ürüne geçiş için çok muazzam bir ham madde elde edeceğiz. Elazığ'da madenin merkezi olması hasebiyle tüm bölgenin irili ufaklı madenlerinin işlendiği bir üretim üssü olmak zorunda. Teknik olarak zorunda. Her şeyi bir tarafa bırakın. Siyaseti bırakalım, demografiyi yönetmeyi bırakalım, ekonomiyi de bırakalım. Ama teknik olarak madencilik ve endüstrisi anlamında dediğimiz zaman da bu olmazsa olmaz. Biz diyoruz ki İHAL şartnamesine bu girsin. Arslan, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sondaj çalışmalarının nihai raporu beklemeden ihaleye çıkılmak istemesinin sorunun temelini oluşturduğunu kaydetti. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sondaj çalışmalarının nihai raporu beklenmeden ihaleye çıkılması bütün yanlışlar silsilesinin temelini oluşturmaktı. Eğer bu olsaydı, Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi dediğimiz sahanın gerçek büyüklüğü de raporsal ve rakamsal anlamda ihale şartnamesine girecekti. Bu neyi düzeltecekti? İhalenin taban fiyatını düzeltecekti. Bu neyi düzeltecekti? Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu sahanın işletme ruhsatına çevrilme şartını yerine getirmesiyle birlikte ihaleye madenleri işleyecek tesis şartının da konulmasını gerektirecek, getirecekti. Bakın bütün sorunlar teker teker çözülüyor ondan sonra. O olmadığı için tesis şartını da getiremeyin. Der ki burada böyle böyle bir maden var, büyüklüğü buymuş, tenörü bu, içeriği bu. Ben bunu kaç yılda işleyecek bir tesise ihtiyacım var? Ne tür bir tesis kuracağım? Hangi teknolojilerin kullanacağım? Bunların hepsine detaylı bir şekliyle vakıf olur ve ihale de sağlıklı bir şekliyle yürür. Kazan kazan politikasıyla kamu kazanır, madenin çıktığı ilçe kazanır, Elazığ kazanır, Türkiye kazanır, şirketler kazanır. Bu olmadığı sürece maalesef biz burada bir sağlıklı yapıyı oluşturamıyoruz bununla alakalı. Tüm mücadelelerimiz bunun için. Bunun dışında bu mücadelenin altında herhangi bir sebebimiz veya hedefimiz yok.